Evet, sevgili arkadaşlar, merhabalar. Çemberin son konusuna geldik. Dördüncü konu. Seçici soruların sorulduğu olaylarla bir tanesine geldik. Şimdi bugün çemberlerin durumlarını inceleyeceğiz. Birinci durumumuz ayrık çemberler. Çemberler arkadaşlar dıştan ayrık ya da içten ayrık olurlar. Şekildeki çemberlerimiz dıştan ayrık. Şimdi mantığımız şu. Birinci, ikinci anlattığımız konular bu çemberde en önemli yeri teşkil ediyor. Yani teğet özellikleri ve kiriş özellikleri arkadaşlar. Kuvvet, üçüncü ders anlattığımız olaydı. Bu üçünü sırayla yapıyorsunuz. Yani önce bir numaralı dersteki videodaki hareketleri çember üzerine uyguluyorsunuz. Sonra iki numaralı hareketi yani teğet özelliklerini. Sonra kuvvet alıyorsunuz. Daha sonra bugün anlatacağım konulara odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki çemberin merkezini birleştirmiş. Bunların çapları doğrusal olursa, bunların merkezlerini birleştirirse, şu çapları doğrusal olarak birleştirdiği zaman bu çemberlerin birbirine en yakın noktası BC arasıdır. Yani burada BC çemberlerin birbirine en yakın olduğu yerdir. En yakın arkadaşlar. Şu A noktasıyla da D noktası arasındaki mesafede en uzak olduğu mesafedir. Yani en uzak ve en yakın noktalar çapın uç noktalarıdır. Bunu söylüyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere işte burada olayı vermiş. AD eşittir R1 artı O1 artı O2 şeklinde yazılır. Bunları yazmaya gerek yok, zaten görülüyor. Yine BC uzunluğu da merkezler arası uzaklığın yarıçaplar toplamının farkına eşit olduğu görülüyor. Çok önemli değil. Bakın şimdi uygulamalarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İki tane ayrı çember var. Ona bakmadan önce ilk tek teğeti gördüğümü dayanamayacaksın. Teğetleri dike indireceksin. 6'yı yazdım yarıçap. Teğete dike indirdim 2. Şimdi bu soru bir dik yamuk sorusudur arkadaşlar. Hep şuradan dik yamukta şu dikdörtgeni oluştururdunuz. Ve burada da aynısını yaptık. 2'yi buraya yazdık. 4'ü de buraya yazdık. Şuranın uzunluğu da ne oldu? X oldu. Şurada Pisagor yapacaksınız, bu kadar. 12 hipotenüs. Pisagor yaparsanız x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 12'nin karesi mi olur arkadaşlar? Buradan ne geldi? 144 eksi 16 mı oldu? Yani x kare eşittir 128. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 8 kök 2 olarak bulunmuş olur sorumuzun doğru cevabı. Yani burada ne yaptık? Teğete dik indirdik, dik yamuk sorusuna dönüştürdük. Geçiyorum diğer soruya arkadaşlar. Şimdi diyor ki yukarıdaki düzlemsel şekil bir kenarı 2 olan düzgün altıgeni oluşturuyor. Düzgün altıgeni hatırlatıyoruz. Düzgün altıgen neydi? Düzgün altıgen şuydu. Arkadaşlar düzgün altıgen şuydu. Hemen hatırlatıyorum. Bir iç açısı 120 derece olan özel bir çokgendi. 120, 120. Şuralara AA oluyordu. En uzun köşegen şudur mesela. Burası 2A. Şu da en kısa köşegenleri. 30-30-120 üçgeninden dolayı A kök 3 olur. Şimdi bunu hatırladık. Soru diyor ki bize, bu soruda vatandaşın sorduğu şu arkadaşlar. Diyor ki en büyük değer kaçtır? Ve P noktası ve L noktası yayların üzerinde nokta. Yani değişken. Ne dedik? En uzak en yakın noktalar çapın uç noktalarıdır. Normalde bu çember böyle devam ediyor. Şöyle. Bu çember de böyle devam ediyor. Bu çapın bir uç noktasını seçiyorsun. Diğer çapın da uç noktasını seçiyorsun. En uzak ve en yakın noktalar bunların üzerinde. P'yi burada seçersen, L'yi de burada seçersen bunlar bu vatandaşın en uzak olduğu nokta olmuş olur. Şimdi ne oldu? Bir kenarı 2 idi. 2 idi. Şurası 30-30-120. 2 kök 3. Sizin çemberinizin çapı 2 ise yarıçap 1, yarıçap 1, yarıçap 1, yarıçap 1, yarıçap 1, yarıçap 1. Şuradaki dikdörtgenden de 2 kök 3. Demek ki en uzak mesafe 2 artı 2 kök 3 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Bu tip sorularda unutmuyorsunuz. En uzak ve en yakın noktalar sorulduğu zaman her zaman çapın uç noktalarını doğrusal hale getiriyorsunuz. Çemberlerde yine dıştan ayrık çembere örnek olsun diye çözdük, geçtik. Yine dıştan ayrık iki çember. Hemen merkezleri birleştirdi bak. İlk işim. 6. Dikdörtgene geçiyoruz artık. 6 olması için 4. Yarıçap 4. Yarıçap 3. Arkadaşlar ne diyor? O noktasının A noktasına
En kısa uzaklığı sorulduğu için yine zaten merkezleri birleştirmiştik. Şurası mıdır? Şimdi şu toplam olarak O merkezli çemberde, şu da OK çemberin yarı çapı mıdır? Burada çeyrek çember yok, bakın dikkatinizi çeksin. Şurada Pisagor yaparsam 90'ın karşısı 4, burası 2 olduğu için 30-60 90 üçgenini herkes gördü. Şunlara 2 kök 3 2 kök 3 herkes yazar. Doğru mu? Doğru. O zaman şurası ne yaptı? 4 kök 3. Hocam 4'ün de kök 3 katı var. Demek ki burası da 30-60 90 üçgeni. 4'ün de 2 katından 8. Buranın tamamı 8 olacak. 4, 7 buraya kaldı. 1. O zaman aradaki en kısa mesafe O noktasının A'ya olan A merkezi çemberi en kısa mesafesi şudur. 4 artı 1'den sorumuzun cevabı 5 olarak bulunmuş olur. Anlaşıldığını düşünüyorum. Çeyrek çember değil, dikkat edin. Yarıçap 6 değil. Yarıçap O merkez şurada olduğu için 4. Sonra şuradan yarıçapı çizdik. Bu yarıçapı çizmeyi diğer derslerimizde ilk derste üzerinde çok durmuştuk. Geldim buraya arkadaşlar. Şimdi ikinci durumda çemberleri kesiştiriyoruz. Şimdi bu çemberlerin şurada bir kesişme açısı olacak arkadaşlar. Bu alfa açısı. Eğer bu çemberler, bunu şöyle gösterelim. Bu çemberler şöyle tam teğet biçimde merkezlerden, hatta merkezden çizeyim şöyle, geçecek şekilde birbirlerine teğet olurlarsa eğer, bu aradaki kesişme açısı arkadaşlar 90 derece olur ve buna biz dik kesişen çemberler deriz. Yani çapların doğrultuları çemberlere teğet olursa buna dik kesişen çemberler deriz. Buradaki açıya kesişme açısı diyoruz. Bakın, kesişme açısı. Bir bilgi daha. İki çember en fazla iki noktada kesişir. Kesişir. En çember en fazla, bu da ekstra bir bilgi, iki tane enin ikilisi noktada kesişir. Buradaki enin ikilisinden kastığımız ikişer ikişer çember seçmek, iki noktada kesiştiği için çarpı 2. Bu ekstra bilgi arkadaşlar. En azı var. Bunun en azı teğet olduğu durum ya da hiç kesişmezse sıfır olur zaten. Tek noktada kesişme durumuna da teğet diyeceğiz. Birazdan göreceğiz. Şimdi bakın, burada merkezleri birleştirdik ya. Üçgen eşitsizliği oluşturuyoruz şurada. Hatırlarsanız bir kenar iki kenarın toplamıyla farkının mutlak değeri arasındadır. Eğer buradaki alfa açısı 90 derece olursa arkadaşlar, her zaman olmaz, dik kesişen çember ifadesini soruda belirtmek zorunda. O1 ile O2'nin karesi Pisagor'dan R1 kare artı R2'nin karesine eşit olur. Yine çemberlerin merkezini birleştiriyoruz. Dikkatinizi çeksin. Şimdi uygulamaya geçelim. Arkadaşlar, A ve B merkezli çemberlerin yarı çapları bir tanesi 4R, bir tanesi R'dir. O zaman ne yapıyorum? Şunun hemen merkeziyle bunun merkezini birleştirdim. Şura R, bura 4R. AB uzunluğunu 15 vermiş. Yani merkezler arası uzaklık 15. O zaman ne oldu arkadaşlar? 15 eşit 15, 4R artı R ile 4R eksi R arasındadır. Yani 3R küçüktür 15, o da küçüktür 5R'dir. Şimdi ikişer ikişer düşünecek olursak, 3R küçük 15 olursa R küçüktür 5. Şu ikisini ele alırsam 15 küçüktür 5R, oradan da R büyüktür 3. Şu ikisini çekersem şöyle, R 5 ile 3 aralığında olmuş olur. Yani çözüm kümesi 3 ile 5 aralığındadır. Arkadaşlar, cevabımız C şıkkında belirtilmiş oldu. Burada dik kesişmeden bahsetmemiş, dikkatinizi çeksin. Şimdi bakın, diyor ki dik kesiştiğine göre, K ve L noktalarında dik kesiştiğine göre, yani yarı çapları K'da veya L'de çizerseniz burası 90'ar derece olur. O1B yani çemberin yarı çapı 12. 12.
O1 A çemberin yarıçapı 9. O zaman 9. Arkadaşlar 9, 12, 15 üçgenini gördük. Şuraya kadar zaten 12. O zaman 15 olması için şurası 3 mü kaldı? Son olarak neyi soruyor bizden? AB'yi soruyor. Bunun yarıçapının da 9 olduğunu biliyorum. 9'dan da 3 çıkarsam AB arasındaki mesafeye 6 kalmış olur. Güzel bir soru oldu. Dik kesişiyor demeseydi bunu kesinlikle söyleyemezdik. Şu da size bir ödev olsun. Hatta en sonda mı yazayım onu? En sonda yazarım. Bir ödev sorusu. Geldim buraya. ABC'de dikdörtgen içinde O merkezli yarım çember verilmiş ve A merkezli çeyrek çember çizilmiştir. Hemen çeyrek çemberin yarıçapını 15 yazdım. Dikdörtgenden dolayı 15. EB uzunluğu 1. Yani şurası 16. Karşı tarafta 16 olduğu için yarıçap 8, yarıçap 8. Ne oldu arkadaşlar? 8, 15, 17 üçgenini gördünüz. Şuranın toplam uzunluğu 17. Şuraya kadar çemberin yarıçapı 15. 17'den çıktık, 2 kaldı. Şuradan itibaren çemberin yarıçapı 8. 8'den de 2 çıktım. Tekrar 6 olarak bulunmuş olur. Değerli arkadaşlar, FK uzunluğu. Şuraya da yine 9 kaldı. Hatta 9 değil. Değil mi? 9 kaldı, doğru. 9 artı 6, 15. Cevap 6 olacak. Bu kesişen çemberlere yine bir örnekti. Geldik en önemli meselelerden bir tanesi teğet çemberler. Sevgili gençler, çemberler teğetse kesinlikle merkezleri birleştiriyorsunuz. Bak, slogan önemli. Kesinlikle merkezler birleştiriliyor. Merkezleri birleştir. Tabi bu yetmeyecek. 1 numara, 2 numara, 3 numaradaki dersleri hatırlıyorsunuz, özellikle 1 ve 2 numara. Merkezleri birleştirirseniz bu R1 yarıçapı, bu da R2 yarıçapı olduğundan mecburen bu R1 artı R2 olur. Peki bunlar neden doğrusaldır diye soran olursa bana, ortak teğeti çizerseniz buradan arkadaşlar, her ikisi de teğeti dik olduğu için mecburen doğrusal olmak zorunda deriz. Dolayısıyla AD uzunluğunu sorsaydı çapların toplamı derdik. O1 artı O2. Burada yine O1, O2'nin R1 artı R2'ye eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi bak, iki tane çember teğet. Merkezleri birleştirdim bak. Hiç düşünmene gerek yok. Sonra dayanamıyorsun. Tek teğeti gördün, diki indirdin. Bu dayanamayacağın hareketlerden bir tanesi. XX. Yarıçapında 4. 4. Hemen bak, şurada senin istediğin dik üçgen oluştu zaten canım benim. Şurada 90. Burası 8. Ne oldu? Hissettin. 8, 15, 17 olmadı. 6, 8, 10 oldu. Bence de oldu. O zaman burası 10. İstemeyenler Pisagor yapar. Yine 6 olarak X uzunluğunu yarıçapı bulmuş olur. Geçtik. Hiç okumuyorum bak. Merkezleri birleştiriyorum. Şimdi okuyabilirim. R1 A merkezi çemberin yarıçapı. Evet. R2 B merkezi çemberin yarıçapı. R3 de C merkezi çemberin yarıçapı. ABC üçgeninin alanı 24 olduğuna göre en küçük çemberin yarıçapı kaçtır diye sormuş. Şimdi bunlar 6 da eşitlenir. Buna A dedim. Buna 2A dedim. Buna da 3A dedim. Yazdım. Şurası 3A. Şurası 2A. Şu da 2A. Şu da 3A. Şunun yarıçapları da A'ya A. Ne oldu? 3A, 4A, 5A. İstenen 3, 4, 5 üçgeni olduğu için 90 derece yazdım. Şurası 4A. Dik üçgenin alanını vermiş. Şurası da 3A. Bunların çarpımlarının yarısı bize 24 olarak verilmiş. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi sadeleştir gel. 4 kere 3, 12, 2'ye böl 6. 6 tane A kare. Doğru mu? Eşittir 24 mu oldu? Buradan ne geldi? A'nın karesi eşittir 4. A eşittir 2. Zaten en küçük çemberin yarıçapı A değil miydi? Bu da sorumuzun doğru cevabı olarak bulunmuş olur deriz. Olay budur. Eğer burası özel üçgen çıkmasaydı zaten başka bir şekilde işlemi yapmamız gerekecekti. Özellikle soruyu hazırlarken 3, 4, 5 ya da açı 90 derece çıksın diye verilmiş bir sorudur. Bakın, soruyu okumadan yaptığım hareketlere dikkat. A merkez, O merkez, merkezleri birleştir. Daha güzel birleştirelim. Merkezleri birleştir. B merkez, O merkez, merkezleri birleştir. Birleştir kardeşim. Ondan sonra soruyu oku bak.
ABCD dikdörtgeni olduğuna göre bu 8'i şuraya alabilirsin. Çeyrek çember olduğu için yarıçap 8, çeyrek çember olduğu için yarıçap 8. O merkezde çemberin yarıçapını soruyor. Şimdi bir numaralı derse geri dönüyoruz. Neydi bir numaralı ders? Teğeti gördüm. Dayanamadım. 2 indirdim. R. Hocam burada bir ikiz kenar üçgen var. Şurası R, burası 8. Burası R, burası 8. O zaman yükseklik tam şuraya düşmek zorunda. Tabanı 2'ye böler çünkü ikiz kenar üçgende. Kesinlikle sana katılıyorum. Şuranın tamamı 8 olduğu için bu parçaya 8 eksi R mi kalır? Hemen anladın 6, 8, 10 olduğunu, tebrik ediyorum seni. Çünkü hipotenüs uzunluğu 8 artı R. Yani üçgeni dışarı çıkartırsam, istersen amele gibi Pisagor yap, İstersen 6, 8, 10 olduğunu anla. Yani R eşittir 2 yazarsan bura 6, bura 10 olur. İstenen küçük çemberin yarı çapı da 2 olarak bulunmuş olur. Bu olayı unutma bak. Bu burası en önemli yerlerden bir tanesi. Geçiyorum. Bak, okumuyorum soruyu. Merkezi rastgele seçtim. Merkezi rastgele seçtim. Merkezleri birleştirdim. İstediğin kitabı aç. Bu soruların hepsinde bu. Sonra 12'yi vermiş, 14'ü vermiş. Kardeşim 1. Teğetlere diki indir. 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 Başka? Başka bir şey yok. Yapamazsın zaten. Şimdi ne oldu? AD kaçtır soruyor. Yani dikdörtgenin kısa kenarı. İzliyoruz arkadaşlar. R. 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 Ne oldu burası? 16 artı R. O zaman 16 artı R olacağına göre şuraya 4 mi kalır? Çünkü R artı 16 olacak. 4 kaldı. Bak küçük çemberin yarı çapını senin için buldum. Bu cestimi unutma. Bitti. 18. 18. R'yi sorsaydı ne oldu? 9 oldu. Sormuyor. AD'yi soruyor. 18. Hayırlı olsun. Geçtik. İçten teğet çemberler. Hiç farkı yok. Teğet çemberlerde merkezleri kesinlikle birleştir. Kesinlikle birleştir. Burada yalnız teğet noktasına kadar götüreceksin. Birleştir. Değme noktasına götür. Değme noktasına çiz. Yani bunların merkezini birleştiriyorsun ya. Durdurma kendini. Devam et. Şuraya kadar gelsin. Tamam mı? Ne oldu? Büyük çemberin yarı çapından küçük çemberin yarı çapını çıkarırsan R2, R1 eksi R2 de O1, O2'ye eşit olur. Bunu zaten hepiniz görürsünüz. Şimdi bak. Adam sağ olsun bizim adımıza soruyu hazırlayan şahıs merkezleri birleştirmiş, durdurmadan götürmüş. Güzel. Şuraya X diyorum. Önce okuyalım hatta. Okuyalım. AC 4 kök 3. Şimdi burada merkezden teğete dik çizmiş mi? Aynı zamanda kirişe dik çizmiş mi? Burası teğet olduğu için dik. Kiriş olduğu için kirişi 2'ye böler. 2 kök 3, 2 kök 3. Hocam durduramıyorum kendimi. Ders 1. Yarıçapı çiz. Çizdim. 2'nin kök 3 katı var. 30, 60, 90 üçgeni. O zaman burası arkadaşlar 4. Ne oldu? Yarıçap uzunluğu 4. Ne oldu? O1, O2 merkezli çemberin yarı çapını soruyor. Bunun toplamda çapı ne çıktı? 4, 2 daha 6. O zaman burası 3, burası 1. Yarı çap uzunluğu arkadaşlar 3 olarak bulunmuş oldu. Geçtik. Şimdi sağ olsun merkezleri birleştirmiş arkadaşlar. Bu soruya iki çözüm getireceğim. Çözüm 1. Şurayı bilmiyorum. X dedik. Yarı çap uzunluğu 6 artı X. Bunun da yarıçap uzunluğu 6 artı x olduğu için burası 2 artı x. Şimdi birinci yol. Birinci yol. Yeşille çözeceğim sadece. Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece. Gördük. 2 artı x'in karesi 6 artı x çarpı x. Aç kareyi, konuyu kapat. 4. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 4x artı x kare. Dağıt gelsin. 6x artı x kare mi? Ne oldu? X kareler gitti. Ne oldu şimdi? Buradan 4x'i de buraya attım. 4 eşittir 2x.
X eşittir 2. X'i 2 bulunca OB'de ne çıktı? 2 olduğuna göre 8. Cevap Deniz'di. İkinci yol. Birinci yolu anladınız. O zaman ikinci yola geçiyorum. Sildim. 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 Abartma mesela. Senin şu 2'yi de silelim. 2 olduğunu bilmiyoruz ya. Yarı çapın kaç? Çapın 6 artı x. O zaman yarı çapın merkezi şurada seçersem 3 artı x. Şurası 3 artı x. Demek ki burası x kardeşim. Hatta x değil 3. Değil mi? Toplam 6 artı x olacak ya. Yarı çapı çiz. 3 artı x. Şurada Pisagor yap. Ya da 3, 4, 5 üçgeni olduğunu gör. X'lerini 2 yazarsam burası 4. Burada 5 olur. Yine burası 2 oldu. Yine 8 oldu. İkinci bir çözüm daha var. Üçüncü bir çözüm. O da iç kuvvet alarak soruyu çözebilirsiniz. Nasıl hocam? Farklı bir renk seçelim. Mesela ne olsun? Sarı olsun. Şu çemberi şöyle devam ettirirsem, şunu da kiriş olarak çizerseniz, şurası 2 artı x'di, burası da 2 artı x ya. Aslında şu az önceki 2 artı x'in karesini iç kuvvetten x çarpı 6 artı x, 2 artı x çarpı 2 artı x diye görebilirsiniz. Bu da üçüncü yol oldu. Videoyu geri sar, birinci yolu izle. Az ilerlet, ikinci yolu izle. Az ilerlet, üçüncü yola bak diyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Şimdi merkezleri birleştiriyorum. Neden içten teğet? Bak soruyu okumadım. Durdurma kendine. Niye? Dokunma noktasına kadar götür dedik. Şimdi ne demiş? Küçük çemberin yarı çapı 5. Evet yazdım 5. 5. Buna göre yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim. Yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı küçük çemberin yarı çapı 5 birim ve yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim. Yani şurası en yakın uzaklığı 7 birimmiş. Doğru mu? Küçük çemberin merkezine 7 birim olduğuna göre orası 2 olacak. 7 birim toplamda merkeze olan uzaklığı 7 ya. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Tek teğet var. O zaman teğete diki indiriyorum. Burası da 5. Gerçi soru bitti, daha niye kasıyorsam cevap bir dakika ya. Küçük çemberin yarı çapı 5 birim ve yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim olduğuna göre. Küçük çemberin yarı çapı 5 birim. Yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim. Ne demek istiyor bu? Şurası 2 değil çünkü. Olay benim dediğim gibi. Çünkü ne demiştik? Çemberin yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim diyor ya. Yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim. Burası en yakın uzaklık işte. Şurası. Bu soruda bir sıkıntı var ya. Yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim olduğuna göre. O zaman x yarıçap 12 çıkar direkt. Niye kasıyoruz ki kendini? Bu ne demek istemiş ki? Küçük çemberin yarıçapı 5 birim. Yarım çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim. En yakın uzaklığı 7 birim işte o. Yani herhalde anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Çembere en yakın uzaklığı 7 birimden kastı şu. Şurayı almak istemiş muhtemelen. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 7, 5, 5, 17 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. OB'yi soruyor. 17 olacak. Çemberin merkezine en yakın uzaklığı 7 birim derse şurayı alacaksınız bakın. Çemberin merkezine en yakın olan uzaklığı şu uzaklıktır. Aslında çemberin merkezi değil de normalde cevap 12 olması lazım bu ifadeyi kullanırsa. Çembere olan en yakın uzaklığı bu demesi lazım. Çembere merkezine en yakın uzaklığı 7 birim ifadesi biraz tuhaf olmuş burada. Yani çembere merkezi değil de yarım çembere en yakın diyelim. Şurayı iptal. Merkezine değil. Şu kısmı merkezi değil. Küçük çemberin yarı çapı 5 birim. Yarım çembere şuraya E yaparsanız en yakın uzaklığı 7 birim ise buna göre olay nedir? 17'dir diye çıkar. Geçtik. Şimdi hemen merkezleri birleştiriyorum, okumuyorum. Bak, yaptığım işlem bu. 15 artı 10'dan 25. Ne diyor? Buna göre K merkezi çemberin yarıçapı kaçtır? Tek teğet var. Dayanamadın. Yarıçapa diki indirdin. R.
Şurası o zaman ne oldu? 25 eksi R. E bu da R. E ne oldu? Pisagor. Şimdi özel üçgen var mı? Bakıyorsun. 15'li özel üçgenleri hatırla. 8, 15, 17, 12, 15, 20, 25. R yerine 8 yazarsan arkadaşım, burası 8, burası 15, 25'ten de 8'i çıkarırsan 17'yi sağlayacağından R eşittir kesinlikle 8 olmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı. Geçtik son soruya. Şimdi dikkat, önemli bir soru. Merkezleri birleştirdim. Dıştan teğet. İçten teğet çember var bakın. Birisi çeyrek çember şurası. Bir de çeyrek çember. Birleştirdim merkezleri, şuraya kadar götürdüm. O merkezli çemberin yarı çapı 12. O zaman buralar 6'ya 6. Şurada 12. Hatta 12 şuranın tamamı. Şöyle. Buna göre o iki merkezli çemberin yarı çapı. Şurası R. O zaman şu parça arkadaşlar 12 eksi R. Şurası R. Şurası 6. Şimdi dikkat. İzliyorsunuz. Şu 12 eksi R'yi şuraya alacağım. Şu 12'yi sileyim. Şurası 12 eksi R. Merkezden teğeti dikey indirdim. R. Arkadaşlar ikisi şuradaki üçgende, şuradan yüksekliği çiziyorum. Şuna H diyorum ben. Bu önemli bir soru modeli. R. Şurası 6 eksi R. Şimdi iki tane Pisagor yapıyorum. Soldaki üçgende H'ın karesi artı R'nin karesi. Hipotenüsü 12 eksi R'nin karesi. Sağda Pisagor yapıyorum. H'ın karesi artı 6 eksi R'nin karesi eşittir hipotenüs 6 artı R'nin karesi. Bu ifadeleri taraf tarafa çıkartalım gelin. Ne oldu şimdi? Şunlar gitti. 2 kare farkı geldi mi? R kare eksi 6 eksi R'nin karesi. Şuraya yine yazayım ben. İster aç ister 2 kare farkını al. 12 eksi R'nin karesi eksi 6 artı R'nin karesi. 2 kare farkından bu ikisini topla. Toplarsam R ile 6 eksi R'den 6 gelir. Sonra bu ikisini birbirinden çıkarırsam 2 R eksi 6 gelir. Eşittir. Bu ikisini toplarsam önce 18 gelir. Bu ikisini birbirinden çıkarırsam 12'den 6 çıktım. 6. Eksi R'den artı R'ye çıkarsam eksi 2 R yapar. Dolayısıyla sadeleştirme işlemini yap. Sadeleştir. 3. Dağıt gelsin. 2 R eksi 6 eşittir. 3 6'ın 18. Eksi 6 R. Eksi 6 R'yi karşıya at. 8 R mi yaptı? Artı 6'yı karşıya at. 24. Her tarafı 8'e böldüm. O zaman sorumuzun cevabı 3 oldu. Bu soru daha önce üniversite sınavında benzeri sorulmuştu. Olay budur. Şimdi bir ödev. Bu da size ödev olsun. Bakalım bir uğraşın. Sorumuz şu. Şöyle iki tane çember var. Arkadaşlar. Şöyle. Olayı şöyle göstereceğim. Şuradan şöyle çiziyorum. Bak izle. İzle. Şunu soruyorum. Şurası 4. Hatta siyaha yazalım. Şurası 9. O1. O2. Şurası B. Şurası da C. Bu ödev. Tamam mı? Biz neyi soruyoruz? Arkadaşlar O1, O2'nin K ile BD'yi çarpacaksınız. Bana buradaki K'yı bulacaksınız. Sorunun diyor ki bu çemberler dik kesişen çemberlerdir. Dik kesişen çemberler. Evet. Ödev bu. Alanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Dairede alanda görüşürüz.